Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresi 137-141. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnnellezîne âmenû, gerçekten o iman edenler, fümme keferû, ama sonra küfre düşenler, fümme âmenû, sonra iman edip, ثُمَّ كَفَرُوا, sonra yine küfre düşenler, ثُمَّ اَزْدَادُوا küfra, sonra küfürde ziyadeleşenler, küfrünü artıranlar. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ, Allah onları bağışlayacak değildir. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا, ve onları doğru bir yola ulaştıracak da değildir. Burada iman, küfür, ard arda iman, küfür, bunların birbirini takip etmesi, sonra da küfürde ziyadeleşmek, küfrünü artırmak. Bu noktalara dikkat çekildi. Acaba bu nasıl olur? Bir insan iman etmiş olur ama ardından küfre düşer. Ardından tekrar iman eder, tekrar küfre düşer. Adeta bu işi bir oyuncak haline getirir. İç aleminde bir istikrar sağlayamaz. Şüpheler arasında bocalar durur. Ama netice itibariyle artık küfürde de gittikçe katmerleşir, küfrünü gittikçe artırır. Bu durumda olan kimseleri Allah bağışlayacak değildir, doğru bir yola sevk edecek de değildir. Bununla alakalı değişik belki misaller verilebilir. Bazı insanlar vardır ki iç alemlerinde iman henüz bir karar bulmamıştır. Bir şüpheye rastlar, şüpheli bir durumla karşılaşır, imanı ortadan gider, kalkar. Ama ardından tekrar yine acaba Allah var mı, ahiret var mı, bu noktada şüpheler başlar. Var olduğu tarzında bir kanaat kendisinde oluşur. Ardından tekrar başka bir şüphe dalgası, bir küfür dalgası onu bürüyebilir. Böylece gel git tarzında durumlar yaşar. Ve bunun neticesinde artık küfürde gittikçe katmerleşmiş bir hale gelebilir. İşte bu durumda olan kimseler Allah'ın bağışlamayacağı kimselerdir ve bunlar doğru bir yola da gidemeyeceklerdir. Beşşiril münafıkîne, ve münafıkları müjdele, bi'enne lehum azâben elîme, onlar için elim bir azap var. Demek ki İman, küfür arasında gel git olayları yaşayanlar özellikle münafıklar. İşte münafıklar peygamberimiz döneminde bunlar ortaya çıkmışlar. Bir takım dünyevi menfaatler için kendilerini mümin gibi göstermişler. Zaman zaman da iç alemlerinde şüphe yaşamışlar. Acaba Müslümanlar haklı mı? Ve zaman zaman hak verdikleri belki olmuş ama ardından tekrar dünyevi mülahazalar eski inançları galebe etmiş ve bunun neticesinde bunlar büsbütün dinden uzaklaşmışlar. Tabii münafıklık tarihin her döneminde vardır. İslam öncesinde de vardır. Günümüzde de bulunmaktadır. Günümüzde de nice insan münafıkhane hareket etmektedir. Ve Kur'an-ı Kerim bu durumda olan münafıklarla alakalı onları elim bir azapla müjdele diyor. Aslında azapla müjdelenmez. Buna belagat kitaplarında tehekküm deniyor. İnceden inceye bir alay var. Onlarla bir istihza var. Münafıklar güya Allah'ı aldattıklarını zannediyorlar. Ama kendi kendilerini aldatmış oluyorlar. Ve bir takım mülahazalarla, dünyevi endişelerle küfrü, nifakı tercih eden bu kimseler için elim bir azap olacak, can yakıcı bir azap olacak. Ellezine, onlar, o münafıklar, yettahizunel kafirine evliya min dunil müminin. Müminleri bırakıp da kafirleri kendilerine dost edinirler. Burada münafıkların bir özelliği nazara verildi. O münafıklar görünüşte mümin görünüyorlar ama gerçekte mümin değiller. Müminleri sevmek değil, kafirleri seviyorlar ve kafirleri kendilerine dost ediniyorlar. Eyeb tavuna indehumul izzete, onlar
o kafirlerin yanında bir izzet mi arıyorlar? Yani kafirlere dostluk göstermekle aziz olacaklarını, itibarlı olacaklarını mı zannediyorlar? Fe innel izzete lillahi cemia. Yani bilsinler ki izzet tümüyle Allah'ındır. Yani insanları aziz etmek veya rezil etmek, insanları yükseltmek veya düşürmek Allah'ın bir tasarrufudur. İşte münafıklar her ne kadar izzet gayesiyle, kendilerini yükseltmek gayesiyle kafirlere yanaşsalar da maksatlarının aksıyla tokat yiyeceklerdir. Ve dünyada da genelde perişaniyeti tadacaklardır. Peygamberimiz döneminde bir kısım münafıklar görünüşte mümin görünüp ama kafirlere daha yakın olmuşlar. Onlarla gizli anlaşmalar yapmışlar ve bu şekilde aziz olacaklarını zannetmişler. Ama aziz değil, rezil olmuşlar ve dünyada da cezalarını çekmişler. Günümüzde de bir kısım insanlar, bir kısım Müslüman görünümünde insanlar bakıyorsunuz ki Müslümanlar dururken gayrimüslimlerden destek almaya çalışıyor. Onlara dostluk gösteriyor, onlardan fayda umuyor. Acaba bunlar gerçekten fayda bulabilecekler mi? Hayır. Bir şekilde dünyada da perişaniyeti tadacaklar. İslam coğrafyasına baktığımızda bazı siyasi olaylarda bu kendini daha da iyi gösterir. İşte bir kısım müesseseler veya bir kısım teşkilatlar Müslüman gibi görünüp ama öte taraftan kafirlere dostluk göstermişler. Onlardan izzet beklemişler. Ama maksatlarının aksiyle tokat yemişler. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah kitapta size şunu indirdi. اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا Allah'ın ayetleri bir yerde inkar ediliyor ve o ayetlerle istihza ediliyorsa فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ Siz onlarla beraber oturmayın. Yani sizin bulunduğunuz bir mecliste Allah'ın ayetleri inkar ediliyor. Allah'ın ayetleriyle istihza ediliyorsa orada oturmayın. Onlarla beraber olmayın. Hatta yahudu fi hadisin gayri ta ki başka bir söze dalsınlar. Onlar başka bir söze dalıncaya kadar, konuyu değiştirinceye kadar artık siz orada oturmayın. Onlarla beraber olmayın. İnnekum izen misluhum Eğer orada oturacak olursanız siz de onlar gibi olursunuz. Bu rıza noktasında değerlendirilebilir. Çünkü küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Yani bir Müslüman elbette böyle bir mecliste Allah'ın ayetlerinin yalanlandığı, Allah'ın ayetleriyle istihza edilen, dalga geçilen bir mecliste bulunmaz. Hasbel beşer diyelim bulundu. Ve orada konuyu değiştirebilecek bir güce de sahip değilse orada durmasının bir anlamı yoktur. Oradan çıkacaktır. Ve oradan ayrılmak durumunda olacaktır. Yoksa orada bulunup bir nevi buna rıza gösterecek olursa çok zor bir durumdur bu. Ve küfre rıza küfürdür, zulme rıza zulümdür. Bu açıdan o da onlar gibi olabilecektir. Ancak bazen çok özel durumlar olabilir. Bulunduğu konum itibariyle oradan ayrılabilecek bir durumda değildir. Ayrıldığında bir takım mahsurlar meydana gelebilecektir. Böyle bir durumda en azından kalben buğz eder. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizden biri diyor bir münker, bir kötülük gördüğünde men ra'e minkum münkeran fel yugayyirhu biyedihi onu eliyle düzelsin. Fe illem yastati fe bilisanihi Eğer yapamıyorsa diliyle düzelsin. Ve illem yastati fe bi galbihi. Eğer diliyle de düzeltemiyorsa kalben buğz etsin. Ve zâlike edâful iman. Bu imanın en zayıf mertebesidir. Allah'ın ayetlerinin yalanlanması, Allah'ın ayetleriyle istihza edilmesi en büyük bir münkerdir. Böyle bir durumda eğer gücümüz yetiyorsa duruma müdahale edip düzeltmek lazım. En azından nasihat yoluyla yapmayın etmeyin hatırlatmak gerekir. Ama bunu da yapamayacak durumdaysak, bulunduğumuz şartlar itibariyle durum buna da pek müsait değilse, en azından kalben buğz etmek,
Yani o halden hoşlanmamak ve bundan memnun olmamak, bu hale razı olmamak, bu da yine imanın bir göstergesidir. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِعًا. Şüphesiz Allah kafirleri ve münafıkları hepsini cehennemde toplayacaktır. Aslında münafık dediğimiz kesim, bunlar da kafirdir. Hatta kafirlerden daha da kötü bir durumdadırlar. Yani kafir dediğimiz inkarcı, münafık dediğimiz insan da aslında inkarcı. Dini kabul etmiyor, Allah'ı kabul etmiyor. Münafık olan bir kimse kafir kadar bir şahsiyet sahibi de değil. Kafir hiç olmazsa ben bu yolun yolcusuyum diyor. İman etmediğini söylüyor. Münafık ise o kadar bir şahsiyet gösteremiyor. Kendini gizliyor ve sanki müminmiş gibi gösteriyor. Ama bu arada alttan alta Müslümanların kuyusunu kazmaya çalışıyor. Alttan alta onları çökertmeye çalışıyor. Bu durumda münafık kafirden daha beter bir durumdadır. اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ. O münafıklar sizin için fırsat kollarlar. Yani su uyur, düşman uyumaz denir ya, münafıklar da İslam toplumu içinde dahili bir problem. Diyelim ki Müslüman bir ülke, hariçte de bir takım düşman ülkeler var. Onlarla pek problem olmadan da uzun zaman yaşanabilir. Çünkü onlar ayrı bir bölgede, Müslümanlar ayrı bir bölgede. Ama münafıklar Müslümanlarla iç içe. Böyle olunca bunların her an zarar verme ihtimali daha fazla. Ve bunlar ayet-i kerimede de bildirildiği gibi يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ, sizin için fırsat kollarlar. Duruma bakarlar. Fırsatını bulurlarsa aleyhe geçerler. Bulamadıklarında da sizinle beraber gibi görülmeye çalışırlar. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْهُمْ مِنَ اللّٰهِ. Eğer Allah'tan size bir fetih gerçekleşse, yani Müslümanlar diyelim bir savaşa girdi, galip geldiler ve Müslümanlar ganimet sahibi oldu, güçlendiler. Galu, o zaman onlar derler ki elem nekum ma'akum, yani biz de sizinle beraber değil miyiz? Yani o ganimetten bize de pay verin. Bak biz de sizinleyiz. Bu şekilde oradan nemalanmak isterler. Ve in kana lil kafirina nasibun, eğer kafirlere bir nasip olursa, müminler için fetih ifadesi kullanıldı. Müminler fethederler ama kafirler için geçici bir nasip olabilir. Kafirler de galip gelebilir. Mesela Uhud'da Müslümanlar mağlup olmuştur. Kafirler galip gelmiştir. Tarihte yine bir kısım savaşlarda kafirler galip gelmeleri söz konusu olmuştur. Böyle bir durumda münafıklar galu, onlar derler ki elem nestahviz aleykum. Bunu kafirlere söylüyorlar. Yani biz size daha önce galip durumdaydık. İsteseydik size zarar verirdik ama bakın yapmadık. Ve nemna'akum minel mu'minin, ve müminleri sizden men ettik. Yani biz size bu noktada yardımcı olduk. Yani madem böyle bizi de görün. Bu şekilde bir beklenti içinde olurlar. Fallahu yahkumu beynekum yevmel kıyame. Allah kıyamet günü aranızda hükmedecektir. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا. Ve Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol vermeyecektir. Değerli izleyenlerim, acaba kafirler müminlere karşı galip gelemez anlamından bu? O anlamda değil. Tarihe de baktığımızda ehli imanın zaman zaman mağlup olduğunu görmekteyiz. İşte Peygamberimizin hayatında bir Uhud savaşındaki mağlubiyet gibi mağlubiyetler de var. Veya Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı ordularının savaşlarda zaman zaman mağlup olmaları da var. Günümüzde yine Müslümanların bazı yerlerde mağlubiyetleri söz konusu. Ayet-i Kerime'yi bu durumda nasıl anlamak lazım? Ayet-i Kerime, Allah kafirlere, müminlere karşı asla bir yol vermeyecek diyor. Galip kılmayacak demiyor, bir yol vermeyecek. Yani vel akibetül müttakin, akibet müttakilerindir. El hakku yalu ve la yula aleyh.
Peygamberimiz öyle buyurmuştur. Hak yücedir, ona üstün gelinmez. Dolayısıyla ehli iman eninde sonunda galip gelecektir. Akibet müttaki olanlarındır. Yani bazı olaylarla ifade etmeye çalışayım. Diyelim Nemrut Hazreti İbrahim'i yakalamıştır. Onu ateşe dağıtmıştır. Buraya kadar bir galebe görülüyor. Ama Allah-u Teala özel bir durumla, özel bir mucizeyle Hazreti İbrahim'i kurtarıyor. Ve Nemrut tam böyle galebenin zirvesindeyken mağlup duruma düşüyor. İşte Allah-u Teala'nın musallat kılmış olduğu bir sinek burnundan girip ta beynine kadar gidiyor ve o şekilde onun ölümüne sebebiyet veriyor. Demek ki kafirler galebe edebilirler. Aman akibet müttakilerindir. Sonunda ehli iman galip gelecektir. Hazreti Musa dönemini düşünelim. Hazreti Musa Firavun idaresi altındaki bir devlette yaşadı. Epey bir mücadele verdi. Ve İsrailoğulları o zaman ezilmekteydi. Zor durumdaydılar. Ve Firavun onlar üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunuyordu. İstediği gibi adeta hükmediyordu. Bu belli bir noktaya kadar. Ama ardından Hazreti Musa içlerinden zuhur etti. Onları teşkilatlandırdı. Her ne kadar Firavun ve adamları maddi imkanlar, güç, kudret noktasında önde de olsalar Allah-u Teala o zamanki İsrailoğullarını bunlara galip kıldı. Ve bunlar Mısır'ı terk ettiler. Mısır'dan ayrıldılar. Görünüşte Firavun ve ordusu bunların işini bitirebilecek bir durumdaydı. Ama Allah-u Teala su içinde, deniz içinde onlara bir yol açtı. Firavun ve adamları da oradan geçmek istediklerinde sular tekrar birleşti ve bu şekilde Firavun ve ordusu suda gark olup gitti. Demek ki akıbet noktasından bakmak gerekir. Akibette ehli iman muhakkak ki galip gelecektir. Velev bu dünyada mağlup da olsa diğer alemde galip gelecektir. Yani diğer alemde ehli imanın üstünlüğü çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. İşte müstadaf durumunda olan, zaafa düşmüş, mağdur durumda olan nice ehli iman bu dünyada belki de hakkını alamıyor. Bu dünyada çileyle ömür geçiyor ama diğer alemde asıl izzetin onlarda olduğu görülecek. Onlara hükmeden kimseler orada mahkum olacak. Onlara eziyet eden kimseler orada en şiddetli bir cehennem cezası içerisinde ebediyen azab ile karşı karşıya kalacaklar. Demek ki evet bu dünyada bazıları münafık, bazıları kafir olarak yaşayabilir. Hatta bazen galip de gelebilirler. Ama netice ehli imanındır ve vel akıbetü lil muttakin bu manayı ifade etmektedir. Cenab-ı Hak İslam'ı izzetli bir şekilde yaşamayı hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.